çıraklık ve stajlı staj, stajyer ve çıraklık mağdurlarının şu an bir umudu olmalı mı? Tabii ki. Bakın hmm. biz bizim umudumuz haklılığımızdan geliyor Tarkan Bey. Hmm. Biz eğer ben şahsım adına söyleyeyim 15 yaşında sabahın saat 6'sında kalkıp servise binip işletmeye gidip sabahtan akşama kadar koli taşıyıp maaş alıp işe girişimin yapılmasıyla hastaneye gittiğimde ilacımı almamla ben bu fiili çalışmayı eğer yaptıysam benim, benim haklılığım, hakkım. ben hakkımın peşindeyim. Ben bir lütuf istemiyorum. Ben bir e, icazet de istemiyorum. Ben sadece hakkımı istiyorum. Özlük haklarının verilmesiyle tekrar altını çiziyorum. Bugün sosyal medyada devamlı olarak stajyer çırak mağduriyeti var. Bakın burada ulusal evet. kanallarda biz bunu söylüyoruz. Peki biz genç çocuklarımızı nasıl buralara yönlendireceğiz? Her dakika bir mağduriyet duyuyor bu kardeşlerimiz, Peki. bu evlatlarımız. Her dakika mağduriyet duyarken kendisi buraya gönderir mi? Benim gibi mağdurlar kendi evlatlarını gönderir mi? O zaman burada yapılması gereken bir an önce bu mağduriyeti çözmek ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi geçmişte helalleşmek. Peki. Geçmişte helalleşmenin yolu da stajyer ve çırak sigortası mağdurlarının hakkını vermektir. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. SGK uzmanı Murat Bal'la birlikte konuştuk. Hem stajyer ve çıraklık mağdurlarının sorunlarını anlattığı hem de emeklinin Ocak ayında nasıl bir maaş zammı beklediğini kendisinden dinlemiş olduk. Şimdi masanın üzerine koyulan bir 170 milyar var. Bu olayın bugünkü ile alakalı kısmı. Bir de olayın 99 öncesinde ellerine sigorta kartı verilerek mağdur edilen, kandırılan stajyer ve çırak mağdurları var. Onlar da diyorlar ki biz bizim ödenmeyen uzun vadeli primlerimizi ödeyelim. Yani biz elimizi taşın altına sokalım. Buradan da gelecek olan kaynak 40 milyar TL'nin üzerinde. Evet. Çok net. Bu rakamlar çok net. Şimdi burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun artık bunları görmesi gerekiyor. Bir an önce de bu kanuni düzenlemeyi yapması gerekiyor. Yani Almanya'da çalışan bir stajyer ve çırağın Türkiye'ye döndüğünde o haklarını iade eden Sosyal Güvenlik Kurumu ve mevzuatımız... Hı -hı. ...burada Türkiye'de de çalışan kendi evladına da... E, ...tabii ki bizim gurbetçi kardeşlerimiz de bizim evladımız. O manada söylemiyorum. Ama buradaki ülkesine katma değer sunan stajyer ve çıraklarında haklarının verilmesi lazım. Yani Hansa çalışırken hakkınız veriliyor, Hasana çalışırken verilmiyor gibi bir garabetin artık kalkması gerekiyor. Burada yapılması gereken şey çok net ve basit bir düzenlemeyle bu insanların kandırılmışlıkları giderilebilir. Biz demiyoruz bugünkü hükümet bunu yaptı. 1986 yılında çıkan bir yıllardan kanun. Yıllardan beri tabii, var olan bir sorun aslında. Tabii ama Hı -hı. devletteki devamlılık gereği zaten burada e, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği söz var. Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni. Üç dönem bizi e, şeyin içine koydular. Kendi seçim beyanlamalarının içine koydular. En son bir grup konuşmasında Devlet Bahçeli bu konuyu tekrar dile getirdi. O zaman da bize düşen nedir? Sayın Devlet Bahçeli sözünü tut diyoruz. Biz, çünkü o söz verildi bize. Devlet Bahçeli'ye bir çağrı aslında. Biz çağrı yapıyoruz. Lütfen Sayın Bahçeli sözünüzü tutun. Bizim istediğimiz sizin sözünüzü tutmanız. Çünkü biz sizin sözünüze güvendik. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki o söz tutulmuyor. İşte burada herkesin bir karamsarlığa bu sefer gidiyor. Hı hı. O yüzden bir an önce bizim verilen sözlerimizin tutulmasını istiyoruz. Siz öyle deyince aklıma o prim gün sayısı geldi. Staj ve çıraklık mağdurlarının da büyük bir mağduriyeti var aslında. Evet. Bu konuda peki ne gibi gelişmeler var? Evet, ya staj çıraklık mağduriyetinde aslında bir genel bilgi vereyim ben. Hı hı. Şimdi bu staj ve çırak sigortası mağduru kardeşlerimiz işletmelerde zorunlu olarak, fiili olarak çalışmaya yollanıyor. Hı hı. İşe girişleri yapılıyor. Buradaki en önemli konu işe girişlerinin yapılması ve bugün itibariyle de E-Devlet sisteminde iki tane işe girişlerinin gözükmesi. Bir tanesi Çok sayılıyor, kayıp. bir tanesi sayılmıyor. Yani evet. iki tane doğum tarihi gibi düşünün. Hı hı. Bir insanın böyle bir şey olamayacağına göre burada da yapılacak olan bir düzenlemeyle, kanuni düzenlemeyle bunun düzenlenmesi ve bu hakların verilmesi gerekiyor. Bu hakların verilmesi neden önemli? Mesela bakıyorsunuz bugün orta vadeli programın en önemli başlıklarından birisi ara eleman sorunu. Diyorlar ki biz artık aranan eleman oldu bulamıyoruz. E şimdi tabi bulamayacaklar da. Neden bulamayacaklar? Çünkü haklar verilmiyor. Çünkü özlük haklar verilmiyor. Orası teşvik edilmiyor. Şimdi bizim burada bir çözüm önerimiz var. E, Staj ve çıraklık sigortası federasyonu olarak. Diyoruz ki bugünkü stajyer ve çırakları muvazzaf olan stajyer ve çırakların da sisteme dahil edilmesiyle yaklaşık yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi aktöryel dengeyi artı yönde sisteme dahil olacak. Ve bu insanlar 40 yıl sonra emekli maaş alacaklar. 35 sene sonra alacaklar. Dolayısıyla bugüne neden primler direkt olarak aktöryel dengenin düzelmesine yönelik bir ee, Para demektir. Sıcak para demektir. Şimdi bunu tabi böyle söylemek kolay. E, yapabilecek miyiz diye soruluyor. Ben diyorum ki İstanbul Ticaret Odası Başkanımız bu konuda açıklama yaptı. Ankara Ticaret Odası Başkanımız açıklama yaptı. Hatta dediler ki askerlikten bile muaf edelim. Çünkü bulamıyoruz. Bu bizim için bir beka sorunu olacak. Şimdi burada işveren tarafı razıyken devletin yapacağı şey bir düzenleme. Yani burada 3.308 sayılı kanunda 5.510'un ilgili maddelerinde yapılacak olan bir düzenlemeyle bu sorun kolaylıkla çözülebilir ve devlete de yıllık 170 milyarın üzerinde bir katkısı var. Tam da ihtiyaç olunan bir zaman. Tabii. Şimdi siz öyle deyince aklıma o prim günü sayısı geldi. Staj ve çıraklık mağdurlarının da büyük bir mağduriyeti var aslında. Evet. Bu konuda peki ne gibi gelişmeler var? Evet. Ya staj çıraklık mağduriyetinde aslında bir genel bilgi vereyim ben. Hı hı. E şimdi bu staj ve çırak sigortası mağduru kardeşlerimiz işletmelerde zorunlu olarak, fiili olarak çalışmaya yollanıyor. Hı hı. İşe girişleri yapılıyor. Buradaki en önemli konu işe girişlerinin yapılması ve bugün itibariyle de E-Devlet sisteminde iki tane işe girişlerinin gözükmesi. Bir tanesi sayılıyor, Çok bir tanesi sayılmıyor. Yani evet. iki tane doğum tarihi gibi düşünün. Hı hı. Bir insanın böyle bir şey olamayacağına göre burada da yapılacak olan bir düzenlemeyle, kanuni düzenlemeyle bunun düzenlenmesi ve bu hakların verilmesi gerekiyor. Bu hakların verilmesi neden önemli? Mesela bakıyorsunuz bugün Orta Vadeli programın en önemli başlıklarından birisi ara eleman sorunu. Diyorlar ki biz artık aranan eleman oldu bulamıyoruz. E şimdi tabii bulamayacaklar da neden bulamayacaklar? Çünkü haklar verilmiyor. Çünkü özlük haklar verilmiyor. Orası teşvik edilmiyor. Şimdi bizim burada bir çözüm önerimiz var. E, Staj ve çıraklık sigortası federasyonu olarak. Diyoruz ki bugünkü stajyer ve çırakları muvazzaf olan stajyer ve çırakların da sisteme dahil edilmesiyle yaklaşık... 1 milyon 900 bin kişi aktöryel dengeye artı yönde sisteme dahil olacak. Ve bu insanlar 40 yıl sonra emekli maaşı alacaklar. 35 sene sonra alacaklar. Dolayısıyla bugüne neden primler direkt olarak aktöryel dengenin düzelmesine yönelik bir e para demektir. Sıcak para demektir. Şimdi bunu tabii böyle söylemek kolay. E, yapabilecek miyiz diye soruluyor. Ben diyorum ki İstanbul Ticaret Odası Başkanımız bu konuda açıklama yaptı. Ankara Ticaret Odası Başkanımız açıklama yaptı. Hatta dediler ki askerlikten bile muaf edelim. Çünkü bulamıyoruz. Bu bizim için bir beka sorunu olacak. Şimdi burada işveren tarafı razıyken devletin yapacağı şey bir düzenleme. Yani burada 3308 sayılı kanunda 5500 ilgili maddelerinde yapılacak olan bir düzenlemeyle bu sorun kolaylıkla çözülebilir ve devlete de yıllık 170 milyarın üzerinde bir katkısı var. Tam da ihtiyaç olunan bir zaman. Tabii bakın 3 milyon 750 bin kişiye 12.500 lira emekli maaşı bağlandı Hı. ve buradaki bütçe 33 milyar lira. 33 milyar lirayı e, hazine bakanımız biraz zor bulduk dedi. Evet. Biz de diyoruz ki masanın üzerine koyulan bir 170 milyar var. Bu olayın bugünkü ile alakalı kısmı. Bir de olayın e, 99 öncesinde ellerine sigorta kartı verilerek mağdur edilen, kandırılan e, stajyer ve çırak mağdurları var. Onlar da diyorlar ki biz bizim ödenmeyen uzun vadeli primlerimizi ödeyelim. Yani biz elimizi taşın altına sokalım. Buradan da gelecek olan kaynak 40 milyar TL'nin üzerinde. Evet. Çok net. Bu rakamlar çok net. Şimdi burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun artık bunları görmesi gerekiyor. Bir an önce de bu kanunu düzenlemeyi yapması gerekiyor. Yani Almanya'da çalışan bir stajyer ve çırağın Türkiye'ye döndüğünde o haklarını iade eden Sosyal Güvenlik Kurumu ve mevzuatımız hı hı. burada Türkiye'de de çalışan kendi evladına da e, tabii ki bizim gurbetçi kardeşlerimiz de bizim evladımız. O manada söylemiyorum. Ama buradaki ülkesine katma değer sunan stajyer ve çıraklarında haklarının verilmesi lazım. Yani Hans'a çalışırken hakkınız veriliyor, hasana çalışırken verilmiyor gibi bir garabetin artık kalkması gerekiyor. Burada yapılması gereken şey çok net ve basit bir düzenlemeyle bu insanların kandırılmışlıkları giderilebilir. Biz demiyoruz bugünkü hükümet bunu yaptı. 1986 yılında çıkan bir kanun yıllardan beri var tabii, olan bir sorun aslında. Tabii ama Hı -hı. devletteki devamlılık gereği zaten burada e, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği söz var. Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni üç dönem bizi e, şeyin içine koydular. Kendi seçim beyanlamelerinin içine koydular. En son bir grup konuşmasında Devlet Bahçeli bu konuyu tekrar dile getirdi. O zaman da bize düşen nedir? Sayın Devlet Bahçeli sözünü tutuyoruz. Biz çünkü o söz verildi bize. Devlet Bahçeli'ye bir çağrı aslında. Biz çağrı yapıyoruz. Lütfen Sayın Bahçeli sözünüzü tutun. Bizim istediğimiz sizin sözünüzü tutmanız. Çünkü biz sizin sözünüze güvendik. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki o söz tutulmuyor. İşte burada herkesin bir karamsarlığa bu sefer gidiyor. Hı hı. O yüzden bir an önce bizim verilen sözlerimizin tutulmasını istiyoruz. Çok kısa hocam, çıraklık ve staj, staj, stajyer ve çıraklık mağdurlarının şu an bir umudu olmalı mı? Tabii ki. Bakın hı hı. biz bizim umudumuz haklılığımızdan geliyor Tarkan Bey. Hı hı. Biz eğer ben şahsım adına söyleyeyim 15 yaşında sabahın saat 6'sında kalkıp servise binip işletmeye gidip sabahtan akşama kadar koli taşıyıp maaş alıp işe girişimin yapılmasıyla hastaneye gittiğimde ilacımı almamla ben bu fiili çalışmayı eğer yaptıysam benim, benim haklılığım hakkım. ben hakkımın peşindeyim. Ben bir lütuf istemiyorum ben bir icazet de istemiyorum ben sadece hakkımı istiyorum özlük haklarının verilmesiyle tekrar altını çiziyorum. Bugün sosyal medyada devamlı olarak stajyer çırak mağduriyeti var. Bakın burada ulusal evet. kanallarda biz bunu söylüyoruz. Peki biz genç çocuklarımızı nasıl buralara yönlendireceğiz? Her dakika bir mağduriyet duyuyor bu kardeşlerimiz, Peki. bu evlatlarımız. Her dakika mağduriyet duyarken kendisi buraya gönderir mi? Benim gibi mağdurlar kendi evlatlarını gönderir mi? O zaman burada yapılması gereken bir an önce bu mağduriyeti çözmek ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi geçmişte helalleşmek. Peki. Geçmişte helalleşmenin yolu da stajyer ve çırak sigortası mağdurlarının hakkını vermektir. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. SGK uzmanı Murat Bal'la birlikte konuştuk. Hem stajyer ve çıraklık mağdurlarının sorunlarını anlattığı hem de emeklinin Ocak ayında nasıl bir maaş zammı beklediğini kendisinden dinlemiş olduk. Şimdi.